Merhaba arkadaşlar, bu derste ise AlphaCam programında mouse'un işlevleri neler olduğunu, komut çalıştırma, veri girişi, bu işlemlerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Arkadaşlar, standart olarak bir mouse'da 3 tane tuş bulunur. Sağ tuş, ortadaki tekerlek ve sol tuş. AlphaCam'de bu mouse'un 3 tuşuna farklı işlevler yüklenmiş. Sağ tuşu tıklamak suretiyle onaylama ve komut onay işlemi yaparken ortadaki tekerleğin üstüne bastığımız zaman basılı tutarak pan işlemi, yani ekranı kaydırma, ekranı taşıma seçeneği yapılırken bunun tekerleğini çevirmek suretiyle zoom in, zoom out işlemi gerçekleştirmekteyiz. Sol taraftaki tuş ise buradaki AlphaCam komutlarının girişini, seçimini yapmak için, yine ekranda geometriler veyahut da diğer nesneler varsa bunların seçimini gerçekleştirmek için kullanılmakta. Bunları belirttikten sonra şimdi gelelim geometri menüsüne gelmek suretiyle buradan örnek vermek gerekirse bir çizgi çizimi gerçekleştirelim. Çizgi komutuna tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi mouse'un simgesi değişiyor. Burada artı simgesine dönüşüyor ve altta ise alt kısımda takip edeceğiniz gibi komut alanında çeşitli bilgiler çıkmaktadır. Şu alana dikkatinizi çekerim. Az önce çizgi komutuna girmeden önce burada herhangi bir veri veyahut da değer yoktu. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi verileri girebileceğimiz kısımlar çıkmış. Artı burada yakalama seçenekleri ekranda belirlenmiş. Burada x değerinin, bu çizginin başlangıç noktasının x değeri ne olacağı, y değeri ne olacağını soruyor. Mesela 0'a 0 olsun. Bunları yaparken mouse'da 0 değerini eğer onaylıyorsanız enter, ardından y değerini onaylıyorsanız enter dediğinizde buraya bir nokta atamaktadır. Nereye? 0'a 0 noktasına bir başlangıç noktası atamaktadır. Ardından buradaki çizgiyi eğer yatay bir şekilde çizeceksek x değerini girmemiz gerekiyor. Diyelim ki çizginin boyu 150 mm olsun. Y değerini bu durumda 0 olacak. Enter, enter yapıyorum klavyeden ve bu şekilde işlemi tamamlıyorum. Şimdi bir daha enter yaptığımızda çizim işlemi devam ediyor. Şu anda bu sefer Y'den itibaren, bu noktadan itibaren çizim işlemini devam ettirebilirsiniz. Ya da burada eğer komuttan çıkmak istiyorsanız bu durumda mouse'un sağına tıklamanız yeterlidir. Mouse'un sağına tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi komuttan çıktık ve işlemi tamamlamış durum. Dolayısıyla mouse sol komutu ve sağ komutu, sağ tuşunu, sağ ve sol tuşunu kullanmak suretiyle bu şekilde çizim işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Veri işlemini buradaki geometrilere göre değişken bir özellik taşımakta. Örnek vermek gerekirse çizgiyi çizerken, bilgileri isterken bir daire çizme esnasında daha farklı bir bilgiler istemekte. Şu anda dairenin yarıçapını istemekte. Diyelim ki 50 olsun. Ardından nereye gireceğimizi bize soruyor. Dairenin merkezinin nereye olacağını soruyor. Diyelim ki 50'ye 50 olsun. Bu arada virgüle girdiğinizde x, y değeri burada ne oluyor? Otomatik olarak sanki enterlamış gibi işlem gerçekleştirebilir. Dikdörtgen çizdiğimizi düşünelim. Dikdörtgeni serbest çiziyorum. Buraya iki noktaya tıklamak suretiyle çizimi gerçekleştiriyorum. Sağ tıklayıp komuttan çık. Bir kısa yol veri girişiyle ilgili şunu söyleyeyim. Veri girişiyle eğer space tuşu, buradaki klavyedeki uzun boşluk çubuğudur biliyorsunuz. Space tuşuna bastığınızda en son kullandığınız komut tekrarlanır. Bu tanımlama AlphaCam içerisinde mevcut. Bunu kullanmanızı öneririm. Yani boşluk çubuğuna tıkladığımızda sanki AutoCAD'de AutoCAD kullanılan kullanıcıların, hani Enter'a bastığınızda tekrar komutun, en son kullanılan komutun tekrar çalıştığı gibi, burada da Space komutuna, Space tuşuna bastığınızda en son çalıştırılan komut tekrardan çalışmaktadır.